Biri silahlı iki gaspçı Beyoğlu'nda bir kuyumcuya girdi. Altınları istedi. Ancak dükkan sahibi Çetin Ceviz çıktı. Boğuşmanın ardından silah kuyumcunun eline geçti ve roller değişti. Sonrası mı? Silah çekiyor. Bak arkadaki silah çekiyor. İçeriye boğuşma başlıyor. Silahını alıyor acaba ve çıkıyor. Kuyumcuya silahla giren iki gaspçı, bırakın altınları almayı, silahı bile bırakıp kaçtı. Silahını alıyor acaba ve çıkıyor. Çalışma. Bu anda silahı elinden böyle tuttuk böyle. Ondan kapıya doğru geldi. Kapı kapalıydı. Beyoğlu'ndaki kuyumcuyu soymaya gelen gaspçılar soygunu gerçekleştiremedikleri gibi canlarını da zor kurtardı. Mal almak kolay değil bende. Ben çünkü yıllardan beri arın teriyle kazanmışım. Sabah akşam çalışıyorum. Gerçekleşemeyen soygunun hemen öncesi. Gaspçılar dükkan önünde hazırlık yaptı. İki acemi gaspçı işte tam bu noktada buluştular. Bir süre sohbet ettiler ve kuyumcuyu gözlediler. Kuyumcu da müşteri olmadığı andan itibaren ise içeri girmek için hareket ettiler. Dükkan sahibi duran asker ise vitrinleri düzeltiyordu. Başına geleceklerden habersizdi. İki gaspçı iş yerinden içeri girdi. İçeride müşteri yoktu. Silahlarını çıkarttılar ve iş yeri sahibine doğrulttular. O andan itibaren olanları ise iş yeri sahibinden dinliyoruz. İki kişi geldi o anda. O anda baktım arkadaki kısa boylu olan silahını çekti bana. Ben de o anda buradan böyle dedim ki geçin vallahi neyin aynı hareketlerle. Duran asker gaspçıların acemi olduğunu fark etti. Silaha doğru hamle yaptı. Ondan sonra uzun boylusu burada kaldı. Evet. Bu anda silah elinden böyle tuttuk böyle. Kapıya doğru geldi. Kapı kapalıydı. Canını tehlikeye atan asker bir süre gaspçılarla boğuştu. Boğuşma sırasında dükkan kapısı yerinden çıktı. Uzun boylusu olan şu kapıyı açarken ben böyle silah buradan bu kapı böyle terse döndü. Arbede esnasında silah kuyumcunun eline geçti. Amatör hırsızlar kaçmak zorunda kaldı. Onlar kaçtı, kuyumcu kovaladı. Elimde silah var, silah sağ. Mermi ağzında mıydı? Mermi ağzındaydı. Ondan sonra ben de arkasından çıktım, bir hamle çıktım, sıktım. Baktım silah tutukluk yaptı, yani çalışmadı. Hırsızlar can havliyle farklı yönlere koştu. Kayıplara karıştı. Ancak polisten uzun süre kaçamadılar. İki gaspçının iş yerine gelişi ve içeride yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gaspçılarda maske ve eldiven olmadığı için kısa zaman sonra da yakalandılar. Beyoğlu Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan zanlılar tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bir şey söyleyecek misin?